Adnan Bey, sonucu kesin olarak bilinen bir sınavın anlamı nedir Tunç? Aşk, sevgi. Allah sevmek için. Çünkü cennetin anlamı olmaz sevgi olmazsa. Yani bütün kainatın anlamı olmaz. Hiçbir şeyin anlamı olmaz. Sevgi ve aşk da anlam oluyor. Yoksa neye yarar ya? Hiçbir yer bir şey mesela. Cennetin köşkleri, dereleri, meyveleri hiçbir anlamı olmaz. Sevgi olmaz, aşk olmaz. Aşk içinde imtihan yani eğitim gerekiyor. Çile gerekiyor. Yoksa mesela bak tabii kendileri de yapıyorlar. Mesela kız arkadaşlar oluyor. Sabretmezse ona bozuluyorlar. Mesela sadakat gösterirse seviniyor. Mesela terk ettim mi ağlıyorlar. Bütün şarkılar hep ağlama üstüne. Çünkü sadakat yok. Vefa yok. Din neyi sağlıyor? Vefa, sadakat ve sabır sağlıyor. Bak benim kız arkadaşlarım yıllardan beri hep benim yanımdalar. Hep sevgilerine hiçbir sarsılma yok. Ama bak bu arkadaşların, kız arkadaşları haftasına anında bunları terk ediyor. Niye? Din ahlakını almadıkları için. Kur'an ahlakını almadıkları ya Kur'an'ı anlayamadıkları için. Kur'an'ı anlayıp yaşarsa bu ızdırabı çekmez. Bizim size olan sevgimiz artarak her gün devam ediyor. Kardeşim bu çile olmadan sevgi olur mu? Durduk yere sevgi olur mu? İyice sevgide ustalaştığımızda Allah cenneti alıyor. Ondan sonra yani düz hayatın bir hiç mahsuru yok. Köşkün şunu bunu mahsuru yok. Hatta Allah'ı görüyor insanlar. İnsan şey, böyle delikanlı şekilde tezahür ediyor. Hemen sevgi olarak secdeye kapılmak istiyor. Allah diyor secde etmenize artık gerek yok. O bitti diyor o dönem. Yani imtihan oldunuz bitti, eğitildiniz. Artık sevgi zamanı diyor Allah. Yani aşk, sevgi. Ben sürekli geleceğim. Ben de siz beni göreceksiniz. Ben de sizi göreceğim diyor Allah. Sonsuza kadar. Ve sonsuza kadar da cehennemde var. Görüyor insanlar cehennem. Yani durduk yere sevgi olmaz ya. Böyle boşluktan sevgi olmaz. Böyle eğitilmenin dışında sevgi olmuyor. Yani bak bir çoğunuz bilmiyorsunuz sevgiyi. Arkadaşlar için söylüyorum. Bilemiyor. Sürekli nefret yazıları yazıyor. Sürekli nefret. Birbirlerine nefret yazısı. Bilmiyor. Eğitilmez işte böyle oluyor. Adama sen köşk yaratsan, belki yaratsan değil mi? Köşke koysan ne olur? Her yerini meyvanen çiçekle donatsan ne olur adam? Sıkılır, hafakan basar yani.